Erkeklerde e, üreme fonksiyonlarının değerlendirmesi çok kolaydır. 3 ya da 5 günlük bir cinsel perili sonrası yapılan bir spermiogram analiziyle sperm'in sayısı, hareketliği ve şekil yapısı hakkında çok e, net bir şekilde bilgi sahibi olunabilir. O, olması gereken oranlar, mililitredeki sperm sayısının 15-20 milyonun üzerinde olması, mevcut spermlerin %60'ının ileri veya onu takip eden hareketlilik oranına sahip olması, yine mevcut spermlerinde en az %4'ünün normal sperm şekil yapısına sahip olması gerekir. Bunlar herhangi bir sahip olunabilen genetik bir bozukluk, anne kanında çocukluk çağında geçirilen enfeksiyon hastalıkları, ateşli hastalıklar, varikosel, ee, aşırı sigara, alkol, tütün tüketimi, e, kilo, obezite, hormonal dengesizlikler e, erkeklerdeki sperm fonksiyonlarını olumsuz şekilde etkileyebilmektedir. Erkek hasta herhangi bir sperm kontrollerinde problemle karşılaşıldığında yapılması gereken e, testler, hormon tahlillerinin yapılması, mutlaka genetik analizleri yapılmalı. Yine skrotal e, ultrasonografinin yapılması, bir varikosel veyahut da herhangi bir problem var mı yok mu bunlar değerlendirmeli. Ve buna yönelik de eğer mevcut spermlerin sayısına göre de erkek hastaların tedavisi planlanmalıdır. Eğer hafif düzeyde sperm düşüklüğü mevcutsa yapılan destekleyici tedavilerle birçok çift normal yoldan çocuk sahibi olabilmekte. İleri düzeyde sperm düşüklüğü veya şekil bozukluğu varsa bugünkü koşullarda tedavisinin tüp bebek tedavisi olduğu bilinmelidir. En ileri erkek kısırlığı dediğimiz azot sperma hasta gruplarında da yine bunlarda da e, mutlaka e, grupları tespit edilmeli. Çünkü her sperma hastası aynı grup hasta değildir. Hormon eksikliğine bağlı bir azosperma mevcutsa önden yapılacak olan 3 aylık bir hormon tedavisiyle mini sperm çıkışını sağlayabilmekteyiz. Eğer hormon eksikliğine bağlı bir azospermi değilse yapılan destekleyici tedavilerden sonra Mikrotese yöntemi yani cerrahi bir teknikle testis dokusunda sperm arama tekniğidir. Eğer sperm elde edebiliyorsak yine bu erkek hastalarında tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olabilme şansı mevcuttur.